bir milletvekiliyle geldik. İlk toplantımızı da sivil toplum örgütleriyle, Ticaret Sanayi Odası, Esnaf Odası, sendikalar ve diğer sivil toplum örgütleriyle birlikte yaptık. Türkiye'nin sorunlarıyla ayrışan bir yer değil Kırıkkale. Türkiye'de hangi ilimizde olursa sorun, aynı sorunları burada yaşıyoruz. Çiftçinin sorunları, üretiyoruz, kazanamıyoruz. Tarım kredi kooperatifleri artık traktörlerimize kadar hazzettiler, bunları taşımaya başladılar, geliyorlar. Evimizin önündeki ineğimizi bile hazzetip götürüyorlar. Özellikle çiftçinin sorunu, ana sorunu para kazanamamak, ürünlerin enflasyonun çok üstünde artmış olması. Örneğin taban gübresi, DAP gibi gübrelerin %60-70-80 gibi geçen yıla göre arttığını, fakat bununla ilgili sübvansiyonun olmadığını, devletin hiçbir konuda destek vermediğini kapalı toplantımızda ifade ettiler. Rahat konuşabilsinler diye basına açık olan bölümden sonra içeride diğer oda temsilcileriyle yaptığımız toplantıda açık açık bunu söylediler. Esnaf bir arkadaşımız dedi ki ben battım, iflas ettim. Zaten sicille ilgili sıkıntıları olanlar bu kredilerden faydalanamadı. Ve üstelik de bunu pandemiden önce yaşadım. Bankalara, özellikle de Halk Bankası'na gidip oradan kredi istediğimiz zaman kredi alamamıştık. Şimdi evim kira, evden çık diyorlar. Elektriklerim kesik. Açık açık bunu söyledi. Bir esnafın söylediği bu. Elektriklerim kesik. Su yok. Doğalgaz yok. Ve devletten de en ufak bir destek yok diyor. Sanayicilerimiz vardı. Küçük orta ölçekli sanayicilerimiz. Onlar sorunları, dediğim gibi biraz önce, Türkiye'nin sorunlarıyla aynı sorunlar. Bunların çözümü aslında ana çözümü ilk önce Türkiye'de insan hakları ihlalleri, yargının bağımsız olmasından dolayı insanların can ve mal güvenliğinin olmaması, demokrasinin olmaması, insan hakları ve özgürlüklerin olmaması, Türkiye'de ne oldu artık anlaşılmış. İş dünyası da bunu görüyor. Yani eğer demokrasi ve hukuk yoksa aş yok, iş yok, ekmek yok. Bunları ifade ettiler. Kredilerimizi cebimizden ödemeye başladık. Evet. Kredilerimizi cebimizden ödemeye başladık. Esnaf Kefalet Kurumu'nda kredilerin ötelendiğini söylüyorlar. Esnaf Kefalet Kurumu'nda krediler faizli öteleniyor. Normalde 30 ay ödüyorsak 31 aya çıkartıyorlar. 3 aylık ödemelerimiz faiz zaten. Faiz işletiyorlar. Tabii faiz işletiyor. O zaman ne anladık bundan? Hani bu bütün dünyanın her yerinde esnafını destekliyor bütün ülkeler. Ticaret erbabını ama Türkiye'de 7000 lira kira verenler var. Yaklaşık 750 TL yardım alanlar var. Başvurup alamayanlar da var ama yetmiyor yani. Vergiler mi fazla, yardımlar mı fazla? Vergi ödüyor. Ya sadece vergiler değil. Biz bu dükkanda 300 lira elektrik faturası verirken bugün 600 lira elektrik faturası veriyoruz. 300 lira elektrik faturası verdiğimizde bizim işimiz iki katıydı. Şimdi işimiz yarısı ama iki katı elektrik faturası ödüyoruz. Boş dükkan var mı sanayide? Sanayide burası tek bir sanayi olduğu için boş dükkan biraz zor bulunur başkanım. Ama kirasını ödeyemeyen. Kepenk açmayan değil de siftahsız kapatan dükkan çok. Personel azaltı oldu mu? Bir kısım işten çıkartılanlar oldu mu şeyler? Yani insanlar kendi çalışanlarına azaldı mı? Yani işçilerimiz sorun yaşıyor bu konuda. Gençlerimizi eğitim sistemi yanlış olduğu için 4+4+4 eğitim sisteminde çocuk 20 yaşına kadar ailesini kandırabiliyor. Lise 1'den okulu bırakıyor. Ben okuyorum diye yaklaşık 20-21 yaşına kadar ne yapıyorsun diyorsun, boş geziyor ama okuyorum diyor. Bu sebepten dolayı da sanayide çırak yetişmiyor. Yani 10 sene sonra Gürcistan gibi olacağız. Arabalarımızı tamir edemeyeceğiz. İşte yani mesleki yeterlilik aynen. Ya bu da büyük sorun. Sanayide şu anda meslek lisesi var mı? Yok. Yani peki sanayi böyle bir projeyle biz buraya bir meslek lisesi açacak olsak çırak ve alt kadro yetiştirme açısından okulu bitirenler hemen iş bulur mu? Ya hiç iş bulmasa aç kalmaz başkanım. En azından meslek sahibi olur. Kendisi bir dükkan faaliyetinde bulunur. Gelir bizlerin yanında sigortalı bir şekilde çalışır, evine ekmeğini götürür. Yani hem teorik eğitimi görecek hem de o zamanın içinde olacak yani. Aslında çok güzel bir model. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu yeni çalışma planımız içinde bütün sanayi sitelerinin içine kesin olarak bir meslek lisesinin açılmasını, hem küçük orta boy işletmeler hem diğer sanayinin istediği işçinin yetiştirilmesi konusunda bir işbirliği öngörüyoruz. Aynen, inşallah başkanım.
milletvekili. Siz de teyit ediyorsunuz, faydalı olur diyorsunuz. Faydalı olmama şansı yok. Çünkü yani yaklaşık 15, hani sırf onlar iktidarda diye bu cümleyi kurmuyorum. 2000 yılından sonra gerek virüsle gerek de eğitim sistemiyle bir nesil komple kayboldu. Evet. Biz 200 bin liraya, 250 bin liraya 5 tane araba alıp 5 arabadan işte 1'er liradan aylık 5-6 lira para kazanmanın derdindeyken şu an bir tane arabamız 250 bin lira oldu. Yani alım satımda da, oto alım satımında da çok sıkıntı var, yedek parçada da çok sıkıntı var. Yani müşteriye her ay fiyat değişikliği yapmaktan biz müşteriye fiyat söylerken utanır olduk. Tabii özellikle ben, İtalya'da de çok az şey oldu. Her anlamda. Tabii döviz kurunun şey artışı ya. Fiyatları arttırdı çok. Bu yeni satılan otomobillerin biliyorsun belli bir süre garantisi var ve belli servislere gitmek durumunda. Evet. Bu buradaki küçük iş esnafın durumu nasıl etkiliyor? Yani özellikle diyelim ki merkezi yerlerde 3 yıl... Servis yok burada. Yetkili servis yok burada. O sistemi yapamıyoruz. Ay, zorunlu yetkili servis var ya garantiden faydalanmak için. Garanti Ankara'da oluyor zaten. Evet. Oraya gidiyorlar. Yani oraya esas gidiyorlar paralı yani. Müşteriyi kaçırıyorsunuz. Öyle mi? Ankara'nın falan oluyor galiba. Herhalde kaldığımız için galiba. Sayın vekilim. Ankara bizi gölgeliyor. Yani gerek üniversitede 30 bin öğrencimiz var. Kırıkkale'de ikamet eden yurtlarımız yetersiz olduğu için ve merkezde olmadığı için ikamet eden 11-12 bin kişi var. Yani 30 bin kişi burada ikamet etse bir ilçe burada ikamet etmiş olacak. Kırıkkale'ye çok büyük faydalar olacak ama yaklaşık 17-18 bin öğrencimiz ve aynı zamanda yaklaşık 15-20 bin işçimiz her gün Ankara'ya gidip gelmek zorundalar. Yani buraya para bırakmıyorlar, öyle söyleyeyim. Esnafa katkı sağlamıyorlar. Makine kimya eskiden 20 bin işçisi vardı. Şu an 3 bin 4 bine düştü. Yani işçi çıkışı olduğunda bir tane kavuncu buranın resmini çok iyi çekmiş. Bir kamyon kavunu çekerdim diyor. Saat 4'te vardiya değişikliği olurdu. Bir kamyon kavun 1 saatte biterdi diyor. Şimdi kapının önünde toptancıyı bulamazsınız. Nasıl yaptıracak? Çeliğini yaptıracak. Çok arttı fiyatlar. Çok arttı, yaptıramıyor. Diyelim ki enteliyor. Neyi bekliyor bilmiyoruz. Yani peki diyelim bekle ne zamana kadar bekleyeceğiz? Anlaşma yapmışsın. Bir binanın işlerini yapacaksın. Evet. Kapor almışsın. Demir 3000, 4000, 5000, 6000'e çıktı ton. Şimdi kapora da alamıyoruz. Öyle bir iş yaptıracak kimse de yok. Yaptırmıyorlar. Bekliyor. Vatandaş bekliyor. Demir yükseliyor. Ha bir ara bir durdu. Demirin yükselmesi. Demir yaptırınca mesela bir kapı şu anda kapı 1000 liraya çıkan bir kapı 1500 liraya çıktı. 1800 liraya çıktı. Hani nasıl yaptıracak? Vatandaş nasıl yaptıracak kırık bunu? Kırık dökük bekliyor. Yani kırık dökük bekliyor. Yaptırmıyor. Demir ucuzlamıyor. Ucuzlamıyor. Ben müşteriye inan ki fiyat söylemeye utanıyorum. Ya siz ne iş yapıyorsunuz? LPG tamircisiyim ben. Kepenki açtık ha, bekliyoruz. Buyurun. İş olmadı açtık. Sonra. Ha, vergimizden düşürtürmedik. Kapatmadık. Ha bir diyorlar işte helal şu kadar. Çıkıyorlar şey vereceğiz. Şu kadar esnafa işte gelir kaybı. İşletmeci var. Aslı yok, şu kadar kapatan yok diye söyleniyor ama kapatmıyoruz, bekliyoruz. Vergimizi de bekletiyoruz. Dükkanımızı da bekletiyoruz. Kira borçlarımız birikti. Ama bir umut bekliyoruz ama neyi bekliyoruz onu da bilmiyoruz. Allah hayırlısını etsin. Vatandaşla herkes için geçer. Herkes için geçer. Yasama çoğunluğunu oluşturduğumuz andan itibaren stopajı kaldıracağız. Stopaj üretimle alakalı olmayan bir vergi işi. Aynen. Değil mi? Bak işte burada kazanmıyorsun. Hem vergi ödüyorsun, hem bakur ödüyorsun, hem stopaj ödüyorsun. Üstüne bir dünya şey ödüyorsun. Yıkılıyorlar üzerine devlet olarak. Sana para ödemesi lazım devletin esasında, değil mi? Değil mi? Aslında mesela biz ne diyoruz biliyor musunuz? 2015'te de 2018'de de seçim alanlarında bunları anlattık. Duydunuz mu bilmiyorum. Esnaf için diyoruz ki ödediği vergi ve sigorta primi kadar sonraki yıllarda faizsiz, orta vadeli ya da uzun vadeli kredi kullandıracağız diyoruz. Biliyor musunuz bunu? Duydunuz mu? Söylüyorum ben size. Bakın şimdi şu tarihte siz bunu kullanabilir olurdunuz. Vergi ödüyorsunuz, sigorta ödüyorsunuz değil mi? Bunların toplamı kadar şu anda size faizsiz kredi verilecekti eğer biz yasamada çoğunlukta olsaydık. Ya işini kaybeden esnafa karşılıksız hibe verilmesi gerekiyor. Yani yıllarca vergi vermiş olan esnafa sen dükkanını açamıyor, işini yapamıyorsa onun mutlaka giderlerinin bütçeden karşılanması gerekir. Esnaf olarak bizi mahveden cumartesi pazarı. Ankara size faydalı oluyor muydu? Oradan bir takım müşteri yakınlardan geliyor muydu? Olur mu? Geliyor. Orada adam tamirat yapamıyordu. Cumartesi pazar bizim buraya geliyordu. Hadi pazar gününü geçtik. Cumartesi günü açık olmuş olsa işçi memurun tatil olduğu gün. Ha akşam 9'dan sonra normal, tamam. Zaten akşam 9'dan sonra bizim ne işimiz var? Ha 9'dan sonra yasak olması normal ama hafta ortası cumartesi günü bizi mahvetti. Çalışanlarınız da mesela çıraklar, yardımcılar azalma, onlar da öyle bir şey de kalmadı tabii. Herkes çalıştıramıyor yani.
kendisi çocuklar. Tabi anca baba oğul idare edebilse diyor. Zaten esnafın çalıştığı sistem bir cumartesi günüydü. Cumartesini de iptal olunca. Peki bir şey soracağım. Valilikten izin alarak cumartesi dükkanınızı açıp tamam, çalışabiliyor musunuz? Çok güzel bir şey. Evet. İzin alayım. Ama vatandaş olmasa ben buraya atsam ne yapacağım? Emekliye %7 zam verdiler. Akü fiyatlarındaki artış ne kadar? Şu aküde %150 veyahut da %200 olarak bir zam oranı geldi. Normal bu arabaların, normal bir Renault'ların, eski model Renault'larımız var ya bizim, lüks değil. Tamam, onların silgi motorlarını ben burada 140 liraya satıyordum. Bugün geldi malzeme yazdırdım. 178 liraya geldi. Ben de bunun üstüne %20 Peygamber Efendimizin dediği kar hakkını koymuş olsam hesapla işte. %20 kar koysam mı? Bu vatandaşa ben 140 liraya burada satıyordum. Bugün bittiğinde evet yazdırdım. 178 liraya geldi. Çok felaket artış var. Yani bunun önüne durulacak bir şekilde değil. Çarşıda, sanayide enflasyonu devletin açıkladığı %10'larda görmüyor musunuz? Yani buradaki enflasyon devletin TÜİK, koskoca Türkiye TÜİK açıklıyor. %13-14 enflasyon diyor. 11 enflasyon diyor. Siz daha mı başka burada enflasyon? Sayın vekilim, ben ilkokul mezunuyum. TÜİK'ün açıkladığı yüzdeyi bilemiyorum. Sadece normal olarak gelen zama göre biz bilebiliyoruz. Ama onu nasıl açıklarlar, nasıl hesaplarlar onun bir hesabını biz yapamıyoruz. Yağın fiyatı artmış, ıspanağın fiyatı artmış, her şeyin, sebzenin, meyvanın fiyatı artmış. Evet, yani bununla, sen şimdi bunu veriyorsun, bir şey yapıyorsun, ondan yerine aynısını almaya kalksan işte nasıl alacaksın? Onu zamla alacaksın, onu nasıl satacaksın? Perişan. Biz ölü hale geldik dedi toplantıda. Yani biz öyle bırakın can çekişmeyi, ölü hale geldik dedi. Öyle bir tarif yaptı. Bu kadar yoğun mu? Bu kadar ağır mı? Bu çarşıdaki tablo sıkıntı bu kadar varmış mı yani? İnsanın tükeni kiraysa, 2-3 kişi de çalışıyorsa tabii ki çok sıkıntı. Aynı. Biz en azından elimizin emeğiyle, işçilikle falan iyi kötü idare edebiliyoruz da çarşıda... Veresiye mi çalışıyorsunuz? Veresiyemiz yoktur. Ya nakit ya da kredi kartıyla. Parası olmayan? Yaptırmıyor. Gelmiyor. Evet. Bilmesin. Peki sen geçen seneye göre bu yıl arasında baktığın zaman ne kadarlık bir kayıptan söz edebilirsin? Şimdi giden sene ben arabaya taktım bir ampulü 1300 liraya alıyordum. Şu anda 4 lira bir ampul. Giden seneyle bu senenin. Yani ben ampulden şey yapıyorum. 1 lira 30 kuruştu. Şu anda 4 lira. Bu kadar. Aynen. Yani bir ampulden ben bahsediyorum. Diğer malzemeler hep %100 yani. %100 kombi. Enflasyon nasıl %13-14 oluyor? Abi ben emekliyim, ben 1830 lira maaş alıyorum ya. 29 yıl, 18 yıl Bağkur yatırmışım, 11 yılda SSK 1830 lira maaş alıyorum. Yeni bir sanayi yapılsın, herkesten çok ben istiyorum. Kışın donuyoruz abi, her tarafımız açık. Oturacak bir aileli bir müşterimiz gelse oturtturacak yerimiz yok. Yani siz de şu anda Kırıkkale'de bu eski sanayiden artık 3 yıl, 1 yıl, 6 ay sonra çıkıyoruz ve herkes... Ben yarın çıkarım, yapılsın. Yok, buna ilişkin bir şey var mı? Yok, öyle bir şey yok. Yok, hiçbir şey yok. Bir hazırladılar bu Kırıkkale'nin çıkışına seçimden önce, onu da rafa kaldırmışlar, öyle bir şey yok. Ama sizin talebiniz o, esnaf olarak varmış talepler. Bu konuda söylüyorsunuz ama yapmıyorlar. Biz parada yatırdık. Ama bir şey yok. İki sene oldu, hiçbir şey yok. Yeri bile yok. Çarşıya da geldik, sanayiye geldik, eski sanayiye. Çok teşekkür ederiz uğradığınız için. Durdurmaya değil. Kesinlikle. Yanlışları durdurmak için buradayız. Kesinlikle. Ya. Siz olacaksınız ki biz de bir şeylere tepki vererekten çözmeyiz. Biraz bilgi alalım sizden. İşler vallahi nasıl, piyasa nasıl? Hiç iyi değil. Yani her şey ortada. Yani gerçekten siftah yapmadığımız günler oluyor. Şükür ediyoruz. Başka da yapacak bir şeyimiz kalmadığı için her şey ortada yani. Dükkan kendimize şükür. Yoksa onu da aynen. O yüzden biraz iyi yani. Yoksa tamamen İşler çok mu azaldı? Nasıl oldu? %80 azaldı. %80. Bayağı bir azaldı. %80 ciro kaydı. Zaten sanayici hafta sonları iş yapıyor. Aynen. Nasıl bir tepki göstereceğiz? Nasıl bir çare bulacağız? İşte sizler sağ olun geliyorsunuz ki ziyaret yani, ediyorsunuz ki biraz yine... Esnafı anlattık toplantıda. Evet. Esnafı ilişkin politikalarımız Cumhuriyet Halk Partisi olarak istiyor. Esnafı ayaklaksın istiyor. Para elden ele dolaşsın, sen kazan. Kesinlikle. Harcama başkasının geliri olsun. Böylece kesinlikle. Ama ne yazık ki şu anda
Bir adamcılık olmasa, bir kayırmacı olmasa şu Türkiye'de en kötü o. Adamın varsa her şeyin, hiçbir şey yapmana gerek yok yani. Ama bir şey anladık değil mi? İyi olacaksak hep beraber iyi olacağız. Kesinlikle. Başka çaresi yok. Kesinlikle. Gemisini kurtaran kaptan diye bir şey de yok değil mi? Kesinlikle işte. Yani. Para kazanacaklar, size gelecekler, siz kazanacaksınız, başkasından alışveriş yapacaksınız. Başkanın da söylediği gibi elden ele dolaşacak. Elden ele para dolaşacak. Evet. Sizin... Bedir, Ramazan Bedir. Ramazan Bedir. Bedir dedi ki şunları genel başkana söyleyin. Vallahi ilk başta iş istiyoruz yani doğru düzgün bir yaşam kalitesi yani modern köleciliği bırakalım yani resmen köle gibiyiz yani. Modern köleliği bırakacağız. Evet, evet. İnsan gibi çalışalım. Kesinlikle, kesinlikle yani. Bizim de haklarımız olsun yani. Gerçekten bizim de. Yani gittiğimiz zaman derdimizi birilerine anlatalım yani. Adamın varsa rahatça her tarafa gidiyorsun. Belediyede her türlü işini çözüyorsun. Ama adamın olmadığı zaman olan yine gariban oluyor. Muhakkak bir de ses çıkarttığın zaman bası görüyorsun. Ne göre kazansın, üretsin, kazansın. Bunu istiyoruz. Adaletli işler yapalım bir de. Hakkaniyetli işler. Hibe verdiler. O da tuttular yani götür olan yani bası düşün. Yani defter olan tabii para mı kazanıyor yani? O kadar yani saçmalık olabilir mi ya? Tabii. Defter varsa götüreyse tamam para kazanamıyor demek ki anlamına geliyor. Bizim sistemimizde esnaf aynı zamanda bütün toplumda en yoksuldan en geniş biçimiyle aileleri bir arada tutan. Yani sen aslında bu dükkanla sadece kendi evini değil para kazandığın zaman işi olmayan akrabana da bakıyorsun. Kesinlikle zincirleme. Zincirleme. Kesinlikle. Evet. Evet. Ama sen kazanacaksın. Evet, kesinlikle. Devletin orada varlığını göstermesi. Evet. Evet vekilim. Yani ciddi burada görüş ayrılıklarımız var. İktidarla bizim aramızdaki temel ayrılık şu. İktidar diyor ki ben sana bankadan kredi vereyim, sen kredi kullan. Biz diyoruz ki işi yapmayan adama kredi olmaz. Hibe vereceksin. Evet. Karşılıksız hibe vereceksin. Borçla kapanmaz ki. Herkesin borcu var. Bir yerden alıyoruz, bir yere veriyoruz. Hiçbir şey anlamsız yani. Ertelemeyle de olmuyor bu işler. Benim borcumu bugün erteledik. Hadi 2 ay, 3 ay daha idare ettin 6 ay. Sonra ne olacak? Bir de faiz yürütüyorlar. Kesinlikle. Evet. Bir de Halk Bankası sağ faizi örteliyorlar. Halk Bankası'na ilişkin hep şunu cümleye tanımlaşı olarak söylüyoruz. Biz diyoruz ki Ziraat Bankası, Halk Bankası bunları özelleştirme kapsamından çıkar. Halk Bankası esnafın bankası esnafın olacak. Kobi'nin bankası kurur. Olacak. Zaten öyle ama kurur. İşte onlar hep özelleştirme peyinde. Evet, olması lazım yani. Fonda aktardı şeyi bilmiyor. Halbuki onun görevi o. Kesinlikle. Çiftçiyi destekleyecek. Evet. Kredi verecek. Faizsiz kredi verecek. Yeter ki üretim artsın. Yeter ki insanlar kazansın o para. Dediğim gibi ülkeyi zenginleştirsin. İnşallah. Bir de aslında bu salgından önce de bu işler durmuştu değil mi? Kriz mriz bu yeni bir şey değil. %60 %80 tabii ki tabii ki kesinlikle kesinlikle. Değil mi? Evet. Yani bu ekonomik bir kriz esasında. Ya, salgın aslında biraz da hükümete yaradı yani zaten ekonomik yani krize aynen öyle yani. Evet, bak, doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Çok doğru söylüyorsun. Salgın bahane oldu yani. Ya salgının da biraz etkisi oldu ama esas mesele ekonomik bir... Zaten çöküntüye gidiyorduk. Çöküntü. O da bahanesi tabii, olur. Tabii. Peki, çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ayağınıza sağ olun.